Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bu panço çalışmasını yapacağım sizlerle. Bunun için ben bilgi de vereyim size. Angora ip kullandım yine hem ince oluyor, hem hafif oluyor, hem örmesi de kolay. Ee, bir tane batik ip kullandım, bir tane de siyah. Aslında ben bu iple göstermek isterdim size fakat bitti o ipim farklı bir iple yapacağım. Hazırsanız başlayalım ee, ben 5 tane zincir çekerek başlayacağım 1-2-3-4-5 hemen e, zincir ilk zincirin dönüp kaydırma ile kapatacağım e, sonrasında 3 zincirle yükseliyorum 1-2-3 ve e, toplamda 12 tane üçlü trabzan yapacağım 2 başlangıcımızı 13'lü trabzanla yapıyoruz. 12 tane üçlü trabzanımı yapacağım. Yine bakın şöyle içeriye giriyorum. 1 2 3 Toplamda 12 tane olana kadar e, üçlü trabzanlarımızı örelim. Sonrasında bir üst sırada görüşelim. 12 tane üçlü trabzanımı yaptım ve bakın ilk başladığımız zincirin tepe noktasına gelip kaydırmayla kapattım. İpi koparmayacağım, direkt siyah içi, ipe geçeceğiz. Evet siz farklı renkle de yapabilirsiniz, daha açık renklerde tercih edebilirsiniz. Ben yine bir düğüm attım ipime ve hemen buradan geçirdim. Arkadan bu zinciri de sıkıyorum ki çıkmasın mavi şey renkli ipimi bekletiyorum Örmeyeceğim şimdi bir sırada öreceğim onunla bir saniye 1 2 3 zincirle yine yükseldim hemen yanına bir tane üçlü trabzan yapacağım yine 1 2 3 kamera varken zor oluyor Arkadaşlar kusura bakmayın Evet 2 Yine bir tane daha. Toplamda 3 4 e, tane üçlü tırabzanı olacak. Üçüncüyü zinciri de sayıyorum ve dördüncüyü de yapıyorum. 1 2 Pardon. 4'üncüyü de yapıyorum. 1 2 3 eee 4 tane yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Burada köşe oluşturacağım. Aynı yere batacağım yine. 1 2 3 1 Yine toplamda 4 tane olacak. 2 3 ikinciyi yaptım. 1 2 3 yine 3, 3 oldu. Şimdi bir tane daha Dışarıdan gürültüler geliyor. Malum 23 Nisan şenlikleri var. Kusura bakmayın ses geliyorsa. Yine 4 tane olduktan sonra ikinci köşemi oluşturacağım. 1, 2, 3. Yine aynı boşluğa batıyorum. İkinci köşemi oluşturuyorum. Yine bunu sayacağım. 1, 2, 3, 4 1 2 3 yine 3 zincir toplamda 4 tane köşemiz olacak aynı yere battım yine üçüncü köşemi yaptım bir iki üç ve Dördüncüyü de yaptıktan sonra zaten e, ilk, trabzan, e, ilk olarak trabzanla başlamıştık. Şimdi dördüncü köşemizi de 3 tane zincir çekerek yapıyorum ve bu ilk trabzanımız olan zincirin tepesine batıp kaydırarak kapat böyle yamuk gibi duruyor ama düzeliyor üste çıktıkça sonrasında yine renkli ipime geçiş yaptım bakın burada bu üçüncü sırayı öreceğiz bir üst sırayı renkli ipime geçtikten sonra ipimi biraz uzatıp şu arada iki zincire geliyorum, şöyle yaklaştırabilsem. Şu zincirin içine gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine aynı zincirin içine bir, iki tane tekli trabzan yapıyorum. Sonra bakın ee, ilk yaptığım trabzanın yani bu zincirle ikinci trabzanın arasındaki Tepe boşluğuna batıp bir tane ikili trabzan bir tane daha ikili trabzan iki tane ikili trabzan yapıyorum öyle iler e, trabzan sayısını arttırarak gideceğiz ve sonrasında bir tane boşluğum kalıyor burada buraya da aynı boşluğa iki tane üçlü trabzan yapacağım bu şekilde Sonrasında yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu zincir boşluğunun içine hemen gelip 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında hemen bakın zaten belli. Hemen ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, ya yani son sıraya gelince de son trabzanımın tepesine de 3 iki tane üçlü trabzan yapıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 yaptıktan sonra yine 3 zincir aynı şekilde zincir boşluğuna batıp iki tane ikili trabzan iki tane pardon iki tane tekli trabzan zincir boşluğuna üstüne iki tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz her trabzanın tepesine son kalan trabzanımızın üstüne de 1 2 3 aynı boşluğa batıp iki tane üçlü trabzan yapıyorum ben son köşeyi de yapayım çünkü çok uzattım videoyu bir üst sırada tekrar görüşelim son sırayı da yaptım tekrar ee, birleştirmeyi gösterip üst sıraya geçmek istiyorum Yine 3 zincirle bitiriyorum. Bakın bu ilk e, sık iğne ile iki tane ikili trabzan, iki tane tekli trabzan yapmıştık ya. İlk e, trabzanla sık iğnenin arasındaki boşluğa geliyorum. Çünkü sırayı kaçırırız öteki türlü sayıyarak gideceğiz. Kaydırmayla asla kaydırma da yapmayalım kasar. Bir saniye İzabel, İzabel 3 <laughs> Üç. Evet. Sık iğne yapacağım ki kasma yapmasın. Sonrasında, bakın burası da bitti. Bir üst sıraya yani siyah olan rengime geçiyorum. Yine ipimi şey yaptım. Çok fazla ipi germeyin. E, kasıyor arkadan. Biraz gevşek bırakın. bombeli oluyor ondan sonra. E, sonrasında bakın e, yine ipi uzattım yine bir geride kalan Bakın bu birleştirme noktasından sonra kalan zincir boşuna gelip yine bir alt sıradaki gibi bir tane sık iğne yaptım sonrasında bu sıradan sonra üç tane altta iki tane tekli trabzan yapmıştık zincir boşluğuna. burada aynı zincir boşluğuna iki tane üç tane tekli trabzan yapıyorum ee, sonrasında yine sayarak gideceğiz Burası birleştirme yerim. birleştirmeden sonraki yere hemen geliyorum. Buraya da 3 tane. ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bakın 2 tane kutum kaldı. Ee, burada. 3'ü trabzanlara geçeceğim. 3 tane şu trabzan yap yapmam gerekiyor. Birinciyi yaptım. Fakat hatırlarsanız hep sonda aynı yere iki tane batıyorduk. Böyle yaparak üçüncüyü elde ediyoruz. Bunu da çiftli battığımız için burası böyle kayan bir görüntü elde etsin diye şuralar. Bakın şu kısım. Üç tane şey iki tane şu trabzanı aynı deliğe battıktan sonra yine üç tane zincir yapıyorum. Yine gelip zincir boşluğuna geliyorum. 1 2 3 3 tane tekli trabzan yaptım yine bir sonraki boşluğa geldim sırayla 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım yine bakın 2 iki, iki tane boşluğum kaldı trabzan boşluğum buraya da 1 2 3 Birinciye bir tane, sondakine iki tane üçlü trabzan yaparak toplamda üç tane üçlü trabzanımı da elde ettim. Yine bakın son bir kez daha göstereyim isterseniz. Bir, iki, üç zincir. E, zincir boşluğuna geldim. Üç tane tekli trabzan yaptım. Sonrasında hemen dibine değil de şu arkaya batıp 3 tane ikili tırabzan yapacağım 1 2 her boşluğa batıp 2 3 ve son boşluğa geldim ilkine bir tane tekli üçlü tırabzan son boşluğa da iki tane üçlü tırabzan aynı yere batarak yapıyorum bu şekilde bu sırayı da bitireyim bir üst sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben diğer köşeyi de yaptım. Yine sonunda bitirmede 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın sık iğne ile yaptım ilk sık iğne ile ilk trabzanın arasına gelip bir tane sık iğne yapıyorum ve kapatıyorum. Şimdi tekrar renkli ipe geçiş yapıyorum. Bu sıradan sonra artık hep şey gidecek, ee, kaydırarak gideceğiz. Onu da tarif edeyim şimdi. Yine arkaya, bakın dibe geldim. Bir tane sık iğneyle yaptım. Sonrasında yine 3, 1, 2, 3. Yine zincir boşluğuna üç tane tekli trabzan yaptım bu sıradan sonra artık arttıracağız hep kay kayarak gideceğiz şimdi altta 3 tane tekli trabzan 3 tane ikili trabzan 3 tane de üçlü trabzan yapmıştık bu sırada dörde çıkacağız 3 tane yaptıktan sonra bakın şu e, bağlamayı yaptım yer bağlamayı yaptığım yerin hemen yanına geliyorum dördüncü tekli trabzanımı yapıyorum sonrası sırayla devam edeceğim arkadaşlar e, ee, yine 4 tane ikili trabzan yapacağım bu sırada 1 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bakın e, yine 1 2 3 tane boşluğum var buraya da e, 4 tane üçlü trabzan yapacağız her zaman e, tek tek batarak ilerleyeceğiz fakat en sonunda Aynı boşluğa 2 tane batmamız gerekiyor. 1 2 3 1 2 3. 2.'yi yaptım. 3.'ncüyü ve 4.'cüyü de yapıyorum aynı boşluğa. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Yine gelen zincir boşluğunun içine girip batıp Üç tane tekli trabzanı zincir boşluğuna batıyorum. Sonrasında hemen yanındaki trabzana kayıp e, dördüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Sonra dört tane çift trabzan yapacağım. Bir, iki, üç ve dört. Sıra geldi 4 tane 3 trabzan yapmaya. 1 Video çok uzadı biliyorum ama bundan sonra göstermeyeceğim. Sadece sözlü olarak tarif edeceğim. 2 3 ve aynı yere Pardon. Dördüncüyü de yaptım. Bu şekilde bu sırayı da ilerleyeceğiz Yine üç tane zincir çekip aynı boşluğa üç tane tekli, sonrasında atlayıp dördüncüyü basacağız. Dördüncü tekli, 4 dördün, sonra dört tane ikili, sonra dört tane üçlü. Bu şekilde bu sırayı öreceğiz. Sonrasında bakın, bir bir arttırarak gideceğiz. Dördüncü yaptıktan sonra siyah ipe geçtiğimizde beşinci e, beşli yapmamız gerekecek ee, yine fakat değişmeyen şey bu boşluklara hep üç batacağız. Bu, bu sırada bir tane batmış, bir tane kaymıştık. Bu sefer iki tane kayacağız. Yani üç, dört, beş tane ikili trabzan, beş tane çiftli trabzan ve beş tane üçlü trabzan. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar öreceğiz. Ben en son bunu yaptığımda 31 li yapmıştım. işte 31 tekli, 31 ikili, 31 üçlü şeklinde ben bir parçanın ebadı 65 santim şöyle yandan yana ölçtüğüm zaman fakat yine siz daha küçük de yapmak istersiniz belki 31 sırada değil de 30 sırada ya da 29 sırada bitirebilirsiniz ee, bu arada ben tığ numaramı da söyleyeyim birazcık bol olsun diye 3 milim tığ kullandım ip ince ama 3 milim tığ ile daha güzel oldu ee, bu şekilde İsterseniz üçlü yapıp bir şal yapabilirsiniz. İstiyorsanız dört parça yapıp panço şeklinde yapabilirsiniz. Ben dört tane ördüm. Size birleştirilmiş halini de göstermek istiyorum. Ee, nasıl birleştirme yapacağımızı da göstereceğim. Arkadaşlar ben üç parçayı da koymak istedim ama sığmadı ekrana. Bakın dört tane parça bitiriyorsunuz ya. Hepsini kare olarak değil de bakın şöyle göstereyim kare olduğu zaman bu şekilde böyle olduğu zaman olmuyor bunu şey yapacağız buruştu burası da ütülemem gerekiyor bakın böyle baklava gibi üçgen şeklinde koyuyoruz birinci parçamızı şimdi çok oynattım ekranı kusura bakmayın şimdi üç tane parçayı koyduktan sonra şu kenarları görüyorsunuz ya bu orta parçamız olduğunu varsayarsanız Şu üçgenleri birleştirerek gideceğiz Bakın şu üçgenden başlayacağız Baklava şeklini verdikten sonra Bu kenardan bir parçayı Şöyle ters bir şekilde Şuradan ekleyeceğiz ee, Üçüncü parçamızı da Yine bu kenardan sol taraftan Ekleyeceğiz Üç parça elde edip bir tane şalımız olacak Fakat e, Panço isterseniz yine bu şekilde Bu formatta arkasında ekliyorsunuz Toplamda dört tane oluyor. Yine dediğim gibi üçgen olarak ilerlememiz gerekiyor. Şöyle bitmiş halini göstermek istiyorum ama ne kadar anlaşılır olabilir? Bakın, şöyle. Bakın bu ilk parçam üçgen vaziyetteki. Şu ilk parçam. Bakın şuralardan birleştirdim. Bir buradan, bir tane de buradan. Üçgen şeklinde birleşiyor. Çok da güzel görünüyor. Çok da basit bir çalışma. Bu şekilde izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle.